Obruk hocam, bu görüntünün neresi Ahmet Bey? Görüntünün en üstüne doğru, yolların bittiği yere Ha, doğru o diyelim. yukarı Evet. Tufan Bey'in yolun ta en yukarıda, En orada yukarı. bir düz alan var değil mi? Orası bizim obruk dediğimiz yer. Obruğun anlamı ne? Obruk yeraltı çöküntüleri demektir. Orada kar yağar, 2 metre kar yağar obruğa. Evet. Orada kar yağar ve karın suları toprakla birlikte yerin altına girer. Ve bunu hiçbir şekilde göremezsiniz. Yerin altında deniz oluşur. Deniz oluşuyor. Evet, Peki. göller oluşur, deniz oluşur. Buranın adı obruktur, Obruk. çöküntüdür demektir. Peki oradaki hocam kar suları nereden patlayıp çıkıyor? İşte bir kısmı obruk şelalesinden çıkar, bir kısmı Kürkot suyundan çıkar, bir kısmı da yerin altında Peki muhafaza hepsinin eder. hocam birleştiği o bir ırmak ismi var mı orada? Sayın Beyli'de 2 tane, merkezde 2 tane dere çıkar. Biri Obruk, biri Kirkot. Bu ikisi dere Sayın Birle. Beyli merkezde birleşir. Daha sonra Sayın Beyli suyu olarak Göksu'ya bağlanır. Eski ismi Hacın suyu mudur? Hacın suyudur eski Evet. isminde. Bu görüntüyü değiştirelim arkadaşlar. Ve karşımızda hocam meşhur şelale ve obruk denen yer. Evet. Bak hocam, sağ tarafta yol kıvrım kıvrım gidiyor sarı renkte. En yukarıda düz bir alan var. Kelebekler orada mı yaşıyor Ahmet Evet. Bey? İşte asıl Obruk denen yerde kelebeklerin yaşadığı yer. Biz şimdi Kelebekler Vadisi'ne geldik. Geldik. Evet, Tamam. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Kelebekler neydi? Neden oradadır? Diğer resimlere geçersek Evet, görürüz. değişelim bu görüntüyü ve karşımızda Obruk Şelalesi hocam. Ahmet Bey, dağların eteğinde bir vadinin içinde böyle su çıkan muhteşem bir yer var. Evet, burası Obruk Şelalesi. Kayalardan çıkıyor ve şehrin içerisinden Göksu'ya bağlanıyor. Evet, değişelim bu görüntüyü arkadaşlar. Birinci zaman kayaları dediğim kayalar Obruk Şelalesi'nin çıktığı yer. Su havzasının altı burası. Burada su mu var Ahmet hocam? Obruk Şelalesi'nin çıktığı yer, kayaların içerisinden çıkıyor. Evet, bu meşhur şelaleyi ben de çok merak ettim. Arkadaşlar, Obruk Şelale filmini izleyelim. O şelalenin güzel sesleriyle beraber o coğrafyaya bir yolculuk yapalım. Obruk Şelalesi filmi karşımızda. Evet hocam, bu coğrafyada ne kadar güzel yerler var. Şelaleler, ormanlar, havası, suyuyla, her şeyle, meyveleriyle. Muhteşem bir doğanın içinde değil mi yaşıyoruz Ahmet Bey? Evet. Hani Temmuz ve Ağustos ayında bir an için adadan kaçıp orada yayla gitmek lazım Biz zaten onu yapıyoruz. herhalde. Evet. Temmuz, Ağustos'ta bizi kimse burada tutamıyor yani. Yeni bir görüntüye geçelim arkadaşlar. Ve karşımızda hocam Obruk beline doğru giden yolun, hemen vadinin geçtiği yeri görüyoruz. Yaz mevsimi, her taraf yemyeşil. Evet hocam, burası. Obruk'tan Sayın Beyliğe doğru çekilmiş bir fotoğraf. Evet, değişelim bunu. Obruk Şelalenin güzel bir görüntüsü. Demek ki Evet. her Sayın Beyliğin hocam gözünde ve gönlünde bu şelale var yani. Tabii Obruk Şelalesi sadece Sayın Beylilerin değil, dünyanın gözünde olması gereken bir Öyle yer. mi? O kadar kıymetli bir yer. Değişelim bunu. Yine Evet Obruk hocam, Şelalesi'nde. hakikaten ya, muhteşem bir fotoğraf yani o. Bak. Suyun akışı, yeşillik hocam, her şeyle mükemmel. Hani Brezilya veya hani Afrika'nın ortasındaki vahşi ormanların olduğu yerdeki
görüntüyü andırıyor. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir doğal, harika. Evet, değişelim bunu. Ahmet hocamız su içiyor şelaleden. Evet. Herkese nasip olsun diyorum. Sayın Bey'le Obruk Şelalesi'nden su içmeye. Evet, değişelim. Geldik şimdi asıl konumuza, Kelebekler Vadisi ve Kelebek Dili hocam. Sayın hocam, bu olay 2014 yılı yaz aylarında gündeme geldi. Bir grup insan basın mensubuyla beraber oraya gitti. Kamera görüntüsüyle, fotoğraf makinesiyle bütün dünyanın dikkatini çeken Sayın Bey'li Kelebekler Vadisi'nin, orada yaşayan Kelebekli hocam, bir haber yapıldı basına. Evet. Hocam, bu olay nasıl gelişti? Bundan haberiniz var mıydı? Bu olayın gerçeği nedir? Buyurun hocam, konuşun. Programın başında amcamla ilgili bir hikaye anlatmıştım. Amcamın bana Obruk'ta bir kelebek olduğunu, bir Alman'dan duyduğunu söylemiştim. Bunu 1996 ya da 97 yılında ben öğrendim. Tabii ben... 90'lı yıllarda Alman geliyor değil mi? Şeye? 92 yılında Alman gelmiş. Evet. 92, 93, 94, 95, 96 yılında Alman Sayın Beyliğe her yıl Temmuz ayında, Ağustos ayında gelmiş. Geliyor. Fotoğrafları çekmiş. O Obruk denen mevkide bizim ailemizin de arazileri var. Büyüğümüz olan amcamın yanında da dostluk kurmuş. Onlarla ilişki kurmuş. Demiş ki işte burada farklı bir kelebek var, ben bunun peşine geliyorum demiş. Bütün fotoğraflar çekmiş. Bunu bana amcam anlattığında ben dedim ki ya bir insan bir yere bir defa gelir. Çok merak eder. İki defa gelir. Biraz daha merak ederse üç gelir. Beş ne demek dedim. Yani bu adam burada bir şey bulmuş. Neyle ilgileniyordu? Kelebekle. Ben kelebekleri internet üzerinden araştırmaya başladım. Bir gün dolaşırken bir kelebek fotoğrafı buldum ve altında da Sayın Beyli Kelebeği yazıyordu. Sayın Beyli adı? Evet. Sayın Beyli Kelebeği yazıyordu. Evet. Bu benim dikkatimi çekti. Bunun çıktısını aldım. Daha sonra fotoğraflarla Sayın Beyli Kelebeği aramaya başladım. Yani Sayın Beyli'ye gittin, orada mı arıyorsun hocam? Evet. Ben Sayın Beyli'de yaşıyorum. O zaman Sayın Beyli'de yaşadığım için Obruk'a da sık sık gidiyorum. Evet. Obruk şelalenin olduğu yere. Evet. Şelalenin değil, şelalenin üst tarafında düzlük. Ha, Obruk şey. Evet. Obruk'a vadi. Gidiyorum. Vadiye gidiyorum. Orada çeşitli fotoğraflar çekiyorum. Ama ben bir kelebek bilimcisi değilim. Ne olursa olsun diyorum, her gördüğüm kelebeğin de fotoğrafını çekiyorum. Evet. Anlatsam gülersiniz. Kelebek fotoğrafı çekmek bir alem işi. Ya. Hele benim gibi amatör bir fotoğrafçıysa, elinde küçücük bir fotoğraf makinesi varsa çok zor. Ben bir kelebeğin peşinde iki saat koştum. Fotoğrafını çekeceğim diye. Hep uçuyor böyle yani. Hep uçuyor. Korkun. Yaklaşıyorsun, çekeceksin. Kelebeğe bir bakıyorsun ki uçmuş gitmiş. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Ve ben 2005 yılında çok sayıda kelebek fotoğrafı çektim. 2005'te. 2005'te çektiğim fotoğraflardan Alman'ın çektiği fotoğrafa benzeyen fotoğrafı Sayın Beyli Kelebeği diye haber servisi yaptım. Haberi sen yazdın. Haber 2005'te. Bizim o zaman Sayın Beyli'nin kom sitesi vardı. Site aracılığıyla ben Sayın Beyli Kelebeği'ni duyurdum. Ancak bizim tabii yetersiz kalıyoruz. Biz kırsal bir bölgenin çocuğuyuz. Kitle yayın organları elimizde değil. Daha sonra sağ olsunlar Çukurova Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Bu yıl bir araştırma yapmış ve daha sonra yine Toros Dernekleri Federasyonu'na da teşekkür ediyorum. Mahmut Dalkır'a teşekkür ediyorum. Ramazan Saygılı'ya teşekkür ediyorum. Bu yıl beni de aradılar. Dediler ki ya bu Sayın Beyli Kelebeği ile ilgili üniversite bir araştırma yapmış. Sayın Beyli Kelebeği'ni görüntülemişler dediler. Birlikte Sayın Beyli'ye gidip bunun fotoğraflarını çekelim, kamera çekelim. Benim de o günler çok yoğun bir işim vardı. Birlikte gidemedim. Daha sonra basında gördüm. Bizim çektiğimiz fotoğraflara yakın fotoğraflar çekmişler. Benim 2005 yılında çektiğim fotoğrafın, birazdan göreceğiz herhalde, aynısını bulmuşlar. Kelebek nedir? Önemli olan budur. Sayın Beyli de şu anda bütün basına yansıyan bilgilerde Türkiye'de 400 kelebek türü var. Türkiye'de mi, dünyada mı? Türkiye'de 400 kelebek türü var. Bu kelebeklerden 160 türü Sayın Beyli'de yaşıyor. Allah Allah. Evet. O 400'den 160'ı Sayın Beyli'de yaşıyor ve bunların çoğunluğu da Obruk bölgesinde yaşıyor. O şelalenin olduğu vadi yukarısında. Yukarısında. Yukarısında, evet. Ama
her yerde, Torosların her yerinde siz kelebek görebilirsiniz. Fakat yoğunluk olarak Obruk'ta görürsünüz. Kelebek neden burada türü fazla? Neden? Önemli soru budur. Birkaç yıl önce biliyorsunuz Sırbistan'da Mavi Kelebekler diye bir film çeviriyor, şu anda TRT'de de yayınlanıyor. Orada mavi kelebeklerin özelliğini anlatıyor. Mavi kelebekler bir bitkiyi çok seviyor. Buna ölü bitkisi deniyor. Ve toplu mezarları mavi kelebekler sayesinde Sırbistan'daki mezarları buldular. Öyle mi? Evet. Kelebeklerin bir özelliği var. Kelebekler çok hassas bir koku alma duygusuna sahip. 5 kilometre ileride dişisinin kokusunu erkeği alabiliyor. Ve kelebekler öyle bir duyguya sahip ki her kelebek farklı bitkileri seviyor. Sayın Beyli, Obruk mevkiinde kelebeğin türünün çok olmasının tek sebebi var. O bölgede bitki türü de fazla. Ne kadar bitki varsa ona göre de kelebek çoktur. Sayın Beyli, Obruk mevkiinde şeylerde, eczacılık fakültelerinde bunları anlatıyor hocalar. 4000 civarında bitki çeşidi var. 4000. Evet. Ben zaten işe bitkilerle başlamıştım. Elimde fotoğraf makinesi, rastgele bitki fotoğrafları çekiyordum. Bilim ve Ütopya denen bir dergide Sayın Beyliğe has endemik bitkilerin olduğunu öğrendim ben. Endemik bitki nedir? O güne kadar bildiğim. Dünyada sadece oraya mahsus bitkiler, değil mi? Evet. Dünyada sadece belli bir bölgeye mahsus bitkilere endemik bitkiler deniyor. Sayın Beyliğe'de de 10-15 civarında endemik bitki var. Endemik bitkilerin olduğu hangi bitkilerimiz var? Sığır kuyruğu bitkisi var. Sığır kuyruğunun çeşitli türleri var ama bir türü sadece Sayın Bey'de yetişiyor. Dağ karanfili var. Anadolu glavyörü denen bitki var. Çok sayıda bitki türleri var. Bunlar hep endemik bitkiler. Ben bunların fotoğrafını çekerken işte kelebeklere merak sardım. Kelebekler orada sadece ve sadece bitkiler var diye geliyorlar. Eğer oradaki bitkileri korumazsanız, o bitkileri tarumar ederseniz, gider HES barajlarını yaparsanız ya da hidroelektrik barajlarını yapar ve oradaki bitkileri öldürürseniz kelebekleri de öldürürsünüz. Hocam ben şunu anlıyorum. 90'lı yıllarda bir Alman bilim adamı geliyor o vadide, yani. Evet. Şelale ve onun üzerindeki Obruk denen yerde kelebekleri değil mi araştırıyor? Evet, kelebekleri araştırıyor. Yıllarca gelip gidiyor. Sürekli 5 yıl geliyor gidiyor, eşiyle birlikte geliyor, orada kalıyor, kelebeklerin fotoğrafını çekiyor. Ve dünyada belki de en önemli merkezlerden biridir Sayın Beyli Obruk. Obruk Şelalesi ve Kelebekler Vadisi. Kelebekler Vadisi. Buranın evet. Adına Kelebekler Vadisi demezsiniz de ne dersiniz? Evet, demek lazım. Demek lazım. Efendim, bizi ve bunların içerisinde fotoğrafı evet. Değiştirirsek konuşacağım. Şimdi Ahmet Hocam, ama bak o solda mavi kelebek görüküyor. Onun adı mı Sayın Beyli Kelebeği? Diğer resme geçtiğimizde daha net evet, göreceğiz. Geçelim diğer resme. Çünkü arkadaşlar. Bu, bakın. Bu fotoğraf benim çektiğim fotoğraf. Bu fotoğrafı bizim yönetmenimizin büyütme ihtimali var mı? Yok, o yok hocam. Bakın, fotoğrafın içerisinde çok sayıda kelebek görülüyor. Mavi noktaları görüyorsunuz. Bu benim 2005 yılında çekmiş olduğum Sayın Beyli Mavisi adı verilen kelebekler işte bunlar. Evet, değişelim bu görüntü arkadaşlar. Sanırım bu gelecek. Evet, geldi. Evet. İşte 2005 yılında çektiğim Sayın Beyli Mavisi kelebeği bu. Sayın Beyli yaz. Hocam bunu sen çektin. Mavi kelebekler. Cezmi Bey, ben çektim bu fotoğrafı. Mavi kelebekler çok gözlü kelebekler. Evet, çok gözlü. Çok gözlü. Bir tane, iki tane, beş tane, on tane gözü yok. Bazı bilim adamları 17.000 gözünün olduğunu yazmışlar. Bu kelebeğin? Evet. Aman Allah'ım. Bu kelebekler işte yer altındaki kokuları hisseden ve Sırbistan'daki toplu mezarları bulan kelebekler. Hani bu hacın tarihi hocam, şehirde de çok insan falan diyoruz ya, acaba anlayacağım. Evet, burada yetişen yıllar... bitkiler bu kelebeklerin orada kalmasını sağlıyor. Şunu yalnız açmakta fayda var. Mavi kelebek dünyanın her yerinde var. Evet. Ama mavinin tonları var. Sayın Beyli'de yetişen mavi kelebek sadece Sayın Beyli'de yetişiyor. Bu mu? Evet, bu kelebeğin adı Sayın Beyli Mavisi. Mavisi. Evet. Evet, beni bu fotoğrafı program izleyenler varsa, yani Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinden Sayın Beyli'deki Kelebekler Vadisi çok ilginç bir doğa parçası, güzel bir yer. Yaz mevsiminde, bir Haziran, Temmuz, Ağustos ayında lütfen
Çukurova'ya geldiğinizde arabanızla bir ya da herhangi bir ulaşım aracıyla Sahip Bey'le gidin. Orada çok güzel bir öğretmen evi var, kalacak yerler de var. Obruk Şelalesi'ni ve o Obruk denen yerdeki bu muhteşem doğa güzelliğini ve kelebeklerin peşine düşün. Fotoğraf makineniz varsa çekin Avni Hocam. Müthiş bir olay, bir doğa harikası bu. Müthiş bir olay. Şimdi bu Sayın Beyli Mavisi kelebeği niye önemli? Dünyada kelebek mi yok? Var. Ama en çok kelebek Sayın Beyli'de yetişiyor bir kere. Buraya Sayın Beyli'ye Kelebekler Vadisi demek lazım. Evet. Türü bu kadar çok. 160 tespit edilmişi bu. Ben iddia ediyorum 260 çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Farklı bir görüntüye geçelim. Evet şimdi kelebeğin şeyini, evet hocam.